ve çok da keyifli. Hep. Kalbi yapran aç. İyi günler. Profesör Doktor Tayfun Uzbay ve ben Profesör Doktor Mithat Baydur. Her pazartesi saat 11'de Hayat, Bilim ve Siyaset adı altında söyleşilerde bulunmaya çalışacağız. Niçin hayat, bilim ve siyaset? Çünkü üçü de aslında birbirinden ayrılmaz bir parça. Bilim de hayat için, siyaset de hayat için. Dolayısıyla biz burada hayata dair genel tanımıyla her şeyi bir sohbet dili içerisinde konuşmaya çalışacağız. Sevgili hocam, bugün ben ev sahibi gibi oldum. Ben hoş geldiniz diyeyim. Haftaya siz bana hoş geldiniz dersiniz. Hoş bulduk sevgili hocam. Yabancı bir yerde değiliz zaten. Evet. Birlikteyiz. Girişinizden yola çıkarak, evet, hayat, bilim ve siyaset. Bilim ve siyaset hayatın içinde zaten ama biz belki biraz bilimsel siyaset ve biraz da siyaset bilimi yapmaya çalışacağız herhalde bu konuşmalar boyunca. Ama izleyen herkes hayatın içinden bir şeyler bulacak galiba. Şimdi öyle söyleyince aklıma şey geldi sevgili hocam. Bu rahmetli Çetin Altan'ın bir sözü vardı. Bilimsel siyaset dediniz de. Yani ne kadar bilimsel tabii, onu inşallah tartışırız. Konu konuyu açacaktır muhtemelen. Türk halkına baktığımız zaman derdi rahmetli Çetin Altan, bakarsa kahvehaneler olsun, evlerde olsun, otobüste olsun, seyahatte olsun, iki erkek ya da bir grup bir araya geldiği zaman ya futbol konuşurlar ya da siyaset. Ama ne yazık ki aslında ikisinde de yerlerde sürünüyoruz. İkisi de Türkiye'de hiçbir zaman olması gereken bir yerde değil ve asla da sanki olmayacak gibi derdi. Bu aslında spor ya da futboldan ve biraz da böyle siyasette çok konuşup da başarılı olamamış sebepleri neler? Bir isterseniz oradan başlayalım, bir girelim bakalım. Hocam çok can alıcı bir yerden çok can alıcı bir yerden giriş yaptınız aslında. Halkı siyasetin içine koydunuz. Rahmetli Çetin Altan'ın bir tespitini de koydunuz. İşte herkes siyaseti de konuşuyor, futbolu da konuşuyor ama ikisinde de geri olduğumuz söyleniyor öbür taraftan. Belki de işin içerisinde bilim olmadığı için, orada bilim unutulduğu için. Yani siyaseti de bilimsel yapmamız gerekiyor. Hayatın içerisinde aslında bilim. Kurallarıyla, her şeyiyle içinde. Ama bizim ülkemizde baktığınız zaman sanki bilim belli bir akademisyen çevrenin yapabildiği, belli bir etikete ihtiyaç gösteren, konuşulan sözlerin de pek de anlaşılmadığı, halk tarafından da çok iyi anlaşılmadığı ve anlaşılmadığı zaman belki değerinin daha fazla olduğu, daha içine bir gizem katıldığı bir objeyi veya bir şeyi oluşturuyor. Şimdi futbolda başarısız mıyız? Benim lise yıllarıma gidersek ben çok iyi hatırlıyorum. Hemen aklıma geldi söyleyeyim. Şimdi Lüksemburg'la maçımız var hocam. 70'li yıllar herhalde. Bu Yasinlerin, Gökmenlerin falan milli takımda olduğu dönem. Şimdi Yasin Gökmen deyince de millet beni Galatasaraylı zanneder. İlk onlardan geliyor. Hemen düzelterek gireyim. Ben Fenerbahçeliyim. Onu da ben söyleyeyim. Ben de öyle, evet. Evet, o maç... Cemil Turan vardı belki o zaman. Evet, herhalde. O zamanlar Cemil Turan da... galiba Cemil Turan biraz daha sonra... Biraz daha sonra. Orada biz Lüksemburg'a bir 2-0 yenilmiştik. Lüksemburg'a gidip. Ve ertesi gün acayip böyle bir başlıklar gazetelerde, matem havasında bütün gazeteler. İşte gene yenildik, gene hüsran. Hep hüsran mı olacak bu işin sonu falan. Yani hayat başarısını futbol başarısına bağlamış bir toplum gibi. Yani eğer Lüksemburg'da yensek ne olacak? Zaten Lüksemburg sonuncu, biz onun bir üzerindeyiz. Gitme ihtimalimiz yok. Polonya'ya falan gidiyoruz. 5 tane gol yiyoruz. Bir tane gol atılıyor. O şeref sayısı defalarca konuşuluyor, nasıl atıldığı falan. Gazetelerden bakıyorum ben. Türkiye-Polonya maçı anlatılıyor. Milli maç anlatılıyor. 5-1'lik bir skor. 5 tane gol birer cümleyle geçmiş. Bizim attığımız bir gol bir paragraf kadar anlatılıyor falan. Şimdi o günlerden bugünlere geldik tabii. Baktığınız zaman Türk futbolu şu anda geri mi? Hayır, fena evet. Değil. İşte bu altyapıyla ilgiliydi tabii. Her şeyden önce çim sahalar yapıldı biliyorsunuz 1990'lardan başlayarak. Altyapıya önem verildi. Ha, bugün geldiğimiz noktada bir sistemimiz var mı?
belki onu tartışabiliriz eğer tabii. Futbol açısından yani bakıyorsun. Yani öyle bir girdik, isterseniz hemen ben de onun dışında bekleyeyim. 1990, 94 ve 98'de Almanya çok başarısız olunca Dünya Kupalarında hemen şey yaptı, büyük bir altyapı çalışmalarına girildi. Yani dikkat ederseniz o zamanlar Alman milli takımının başarısı az olduğu gibi UEFA'da gruplarında da işte Bayern Münih gibi, Dortmund gibi Alman takımları da çok başarısızdı. Hemen Bayern Münih mesela büyük bir altyapı çalışmasına girişti. Yeniden dizayn etti, bir reorganizasyona girildi. Yani bunda aslında bilimin ne kadar bir payı olduğu çerçevesinde bunu söylemek istiyorum. İşte şimdi mesela Bayern Münih ve Almanya kasıp kavuruyor. Yani bu bilimsel zihniyetin aslında, yani biz öyle bir futboldan girdik ama bileşik kaplar gibi tabii toplumu tabii düşünmek ki lazım. Bilimsel zihniyetin, bilimsel düşünce yapısının, bilimsel akıl yürütmenin aslında kümülatif olarak toplumda hala insanlara dokunamadığı, nüfuz edemediği gerçeğini herhalde söyleyebiliriz. Sizin gibi değerli bir bilim adamına önce bunu sormam lazım. Kritik yani nokta şu sevgili hocam, sosyal bilimler alanında olduğunuz için belki beni teyit edeceksinizdir diye düşünüyorum. Biz duygusallığı çok fazla işin içine karıştırıyoruz. Mesela futboldaki deminki o bahsettiğim olaylar hep duygusallığımızla ilgiliydi bizim. Duygusallığı bir tarafa bırakıp önce olayı anlamamız lazım. Çok güzel örnek verdiniz. Yani Almanya baktı, neden başarısızım, ne yapmam lazım? Bunları yerine getirdiği zaman bu atlan deve değil, herkes başarılı olabiliyor. Sadece Almanya değil, birçok ülke işte bunda başarılı olabiliyor. Ve futbol başarısı nihai bir başarı mıdır sonra? Tabii. Bunu da tartışmamız lazım. Şimdi Türkiye futbolda dünya şampiyonu olsa, 5 kere üst üste dünya şampiyonu olsak, hala siyasetle ilgili sıkıntılarımız devam ediyorsa, hala bir anayasayı hala tartışıyorsak, hala işte ötekileştirmeler, karşılıklı tartışmalar varsa, hala bilimde ne yaptığımız çok fazla belli değilse ve bütün bunların sonucu olarak ekonomik anlamda hala tartışıyorsak nerede olduğumuzu, hani futbolda çok başarılı olmanın bize çok da büyük bir katkısı olmayacaktır tabii diye düşünüyorum. Sevgili hocam, bu tabii bilimsel düşünce yapısının duygusallıktan uzak, belli bir ciddiyet perspektifi getirmesi gerektiğini düşünerek önce bir sözden bahsetmek istiyorum. Sonra belki bunun sebepleri üzerine belki bir miktarda sohbet edebiliriz. Üç devirde bir adam demek doğru olabilir. Yani hem mutlakiyet döneminde var, 1908 öncesi. Daha sonra 1876 Anayasası'nın yeniden yürürlüğe konduğu 1908, yani ikinci meşrutiyet deriz biz tarihimizde. Meşrutiyet döneminde de var ve Cumhuriyet döneminde de var. Sakallı Celal diye İstanbul'da yaşayan bir şey var. Yani gerçek anlamda bir felsefeci değil ama böyle söylediği ilginç sözlerle meşhur olmuş bir zat bu Sakallı Celal. Diyor ki mutlakiyet dedik. Mutlakiyet önce, sonra meşrutiyet, cumhuriyet, hürriyet. Ama beyler lütfen biraz da ciddiyet diyor. Yani çünkü hep böyle, bu hep sloganların arkasına gizlenerek, sloganların arkasına saklanarak hep miş gibi yaptık biz. Dolayısıyla bunda, yani bunun sebebinde de biraz önce bahsettiğimiz gibi bilimsel duygusallıktan uzak, bilimsel düşünce yapısının ya da zihnimizin öyle düşünmeye bir türlü yatkın olmayışının herhalde sebepleri var. Ben bunu biraz da şuna bağlıyorum, bilmem katılır mısınız? Tabii bir sanayi toplumu olmanın getirdiği bir disiplin var. İşte sabah 9'da kalkacaksınız, işte 5'e kadar çalışacaksınız, iş yerine gitmenizin belli bir kuralları var, orada büyük bir ciddiyet içerisinde çalışacaksınız. Eğer o sanayi grubu kentte ise kentli olacaksınız, kentte yaşamanın getirdiği bir kurallar manzumesi var, ona uyacaksınız. Yani kısacası hülasa bir disiplinli toplum olacaksınız. Yani kurallar sizi yönetecek ve siz kurallara bağlı kalacaksınız. İşte bakıldığı zaman mesela bir 400 yıllık bir süreç var Batı'da. İşte sanayi devrimi olmuş, arkadan işte burjuvazinin yükselişi, parlamentonun açılışı, demokratik hayata katılım. Biz bir bakıldığında aslında değişik bir toplum yapısı var. Merkeziyetçi bir devlet. Sonra cumhuriyete geçiyoruz. Fakat cumhuriyette bir öncü sınıf yok, bir sermaye sınıfı yok. Yani cumhuriyet kurulduğu zaman 10 ve daha fazla işçi çalıştıran fabrika demiyorum, atölye sayısı sadece 100. Yani 92'si okuma yazma bilmiyor, okuma yazma bilen olan sadece 8.
%82 kırda yaşıyor, %18 sadece kentleşme var. Sonra bir sanayileşmeye doğru evrilirken montaj da olsa birden bir bilgisayar çağı patlıyor. Kısaca şunu söylemek istiyorum. Türkiye hala öyle bir toplum ki tarım toplumunu, sanayi toplumunu ve bilgi toplumunu aynı anda yaşıyor. Batı'nın yaşadığı sanayi devrimlerini yaşayamamış. O geçişi, o kırılganlığı içselleştirememiş. Dolayısıyla hala onun, yani demokrasinin ne anlama geldiğini, anayasanın bağlayıcılığının ne anlama geldiğini, siyasal katılımın ne anlama geldiğini içselleştirememiş. Onu hazmedememiş bir toplum. Bütün bizim bence yaşadığımız bazı sıkıntılar, toplumdaki bu yozlaşma oradan kaynaklanıyor. Bunu nasıl aşabiliriz bilmiyorum. Katılıyor musunuz buna? Size burada %100 katılıyorum. Biraz bir iki katkıda ben yapayım isterseniz. Tabii, söylediklerinize. Şimdi gelişebilmek için belli aşamalardan bahsettiniz. Tarım, tarımdan sanayiye, sanayiden bilgi toplumuna, bilgisayar toplumuna geçişten söz ettiniz. Bu geçişlerin olabilmesi için, yani toplum şöyle bir şey yok. Biz imreniyoruz ya, bakıyoruz, vay be Almanlar ne kadar gelişmiş, işte Nobel ödüllü şu kadar adamları var veya Amerikalılar ne kadar gelişmiş. Çok gelişkin, önemli ülkeler bunlar. Bunları hep örnek alıyoruz ve hep konuşuluyor biliyorsunuz hocam. Evet. Bizim bölgeden, doğru, ve bizim altımızdaki yerlerde hep iç savaş var, hep sıkıntılar var. Hep herkes sancılı, sıkıntılı ve nereye gitmek istiyor insanı? Hep batıya gitmek istiyor. Hep o tarafa gitmek istiyor. Ve şunu mu zannediyoruz acaba? Bu gökten zembilinden indi batıya. İşte Amerikalılar bir gecede çok büyük bir toplum haline geldiler. Çok böyle bilimsel bir toplum oldular. Bilimsel bilgiyi endüstriyel güce çok hızlı bir şekilde dönüştürdüler. Almanlar bir gecede mi böyle oldu? Hayır. Almanlar büyük bir İkinci Dünya Savaşı buldozeri geçti üzerinden. Siz daha iyi biliyorsunuz. Yani yerle bir oldu Almanya. Ve Almanların birçok şeye izni dahi yoktu ama kalktılar, toparlandılar ve bugünkü bilimsel verilere baktığımızda ikinci sıradalar. Ha işte burada itici güç nerede? İtici güç tam anlamıyla bilimde ve üniversitelerde sevgili hocam. Evet. Türkiye'de bence biz burjuva diyoruz galiba, değil mi? Yanlış konuşmuyorum. Ben bazı terimleri, ben fen bilimleri alanındayım. Siz sosyal bilimler alanındasınız. Yanlışsam düzeltin lütfen. Bu samimi bir program. Burjuva, gerçek anlamda burjuva sınıfını galiba yaratamadık. Evet, ve o entelektüel kesimi yarattıysak bile galiba bu suni oldu. Batı toplumlarında, o imrendiğimiz toplumlarda burjuva dediğimiz ya da entelektüel dediğimiz kesim toplumun lokomotifi oluyor. Evet. Önde gidiyor. Evet, ve bravo, toplum onu izliyor. Öndeki vagonu diğerleri izlemeye devam ediyorlar. Bizde ise burjuva sınıfı oluşuyorsa da böyle suni bir sınıf, halktan kopuk, halkla çok direkt temas etmeyen böyle bir yapısı var. Bir miktar dışarıya bağımlı. Ve dışarıya bağımlı, dışarıya çok hayran. Dışarıdaki bir takım şeyleri kendi aralarında konuşuyor ama halkın anlayacağı bir lisanla bu halka aktarılmıyor. Bir örnek vereyim, hemen aklıma geldi şimdi. Hafta sonuydu, bir paylaşım yapıldı Facebook'tan. Açık Bilim diye bir site. Açık Bilim diye bir sitede bir yazı yazılmış. Dedim ki kendi kendime, demek ki bir de kapalı bilim var Türkiye'de. Yani kapalı bir bilim var, bir de açık olanı var. Anladığım şu benim oradan. İnsanlar açık bilim dedikleri alanda istedikleri her şeyi yazmak istiyorlar, paylaşmak istiyorlar. Ama orada da şöyle bir problemle karşılaşıyoruz. Önüne gelen yazınca, ağzı olan konuşunca bu sefer internette bir bilgi kirliliği de oluyor. Bizim maalesef yaşadığımız bir kaos, üniversal kesim, üniversite kesimimiz ve bilim alanımız toplumun itici gücü olmayı bence henüz başarabilmiş değil. Bunu başaramadığımız sürece de biz işte böyle tarımı, sanayileşmeyi ve bilgiyi, interneti arabesk bir şekilde yaşıyoruz. Hepsi böyle birbirinin o içine girmiş. Açık bilim sözü herhalde Karl Popper'ın açık toplum diye çok ünlü bir sözü vardır. Belki de. Demokrasiye atfen söylenmiş bir şey. Herhalde o açık toplumdan esinlenmiş. Mesela açık radyo var. Açık radyo, açık toplum, açık bilim de oradan geliyor herhalde. Aynen katılıyorum. Bir de böyle 70'li yılları ikimiz de çok iyi hatırlarız. Şimdi derse girdiğimiz öğrenciler tabii doğal olarak hatırlamıyorlar da.
Mesela böyle fevkalade siyasal polarize olmuş bir toplum, kutuplaşmış. İşte devrimci, faşist, sağcı, solcu gibi. Yani sadece üniversiteler değil, üniversitenin içerisindeki fakülteler bile bölünmüştü. Fakültelerin içerisindeki bölümler bile bölünmüştü. İşte Dil Tarih Coğrafya Fakültesi örneğin sağcı, Siyasal Bilgiler Fakültesi solcu. İstanbul Üniversitesi'ndeki Edebiyat Fakültesi işte sağcı, Mühendislik Fakültesi solcu gibi. Lafınızı balla keserek bir şey, tam burada bir şey söyleyebilir miyim? Tabii estağfurullah. Sadece sağcı solcu olsa gene iyi sevgili hocam. Ben İstanbul Üniversitesi'ne gittim, Eczacılık Fakültesi'ne. O arada da iki tane fakülte değiştirdim bu sağ sol meselelerinden. Giderken dediler ki hadi rahat edeceksin artık. Niye? Oraya tamamen sol hakim. Üniversiteye gittim. Daha üçüncü gün büyük bir kıyamet ve patırtı koptu. Dedim ki herhalde sağcılar bizim üniversiteyi bastı. Yok efendim, bizim solcular dört fraksiyona bölünmüşler. Kendi aralarında maç yapıyorlar. Yani bir tarafa bir sol hakim olduğunda da bir şey tabii değişmiyordu. Yani gene birbirleriyle bölünerek kavga ediyorlardı. Evet, özür dilerim hocam. Buna benzer bir şey müsaade ederseniz ben de söyleyeyim. Ben Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne geçtim. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenci temsilcisi seçiliyordu. Yine büyük bir kavga koptu. ODTÜ hazırlığı İGD'liler kendi aralarında münakaşa ediyorlar. İGD yani ilerici gençler. Bunlar Sovyet Rusyacılar Çincilere kaptırmışlar. Halkın kurtuluşuna kaptırmışlar diye kendi aralarında büyük bir şey münakaşa başlamıştı. Böyle tabii artık böyle karikatürize ederek konuşuyoruz bunu da. Bunu şunun için söyledim. O zamanlar İstanbul'da, Ankara'da bol miktarda duvarlarda kahrolsun patron ağa düzeni, kahrolsun burjuvazi diye böyle sloganlar yazılırdı duvarlara. Burjuvazi kötü bir şey değil aslında. Yani batıya bakıldığı zaman evet, 4-5 kuşak tevarüs etmiş değerleri var. Sadece sermaye olarak seviremiyorum. Çok doğru. Yani tevarüs etmiş değerleri var. İşte her ailede mutlaka evlerinde yüzyıllarca süzüle süzüle gelmiş tablolar. Mutlaka bir piyano ve çok önemli bir kütüphanesi olan bir sınıf. Bu sınıf etik ve estetik değerleri belirliyor. Öncü oluyor ve o bir rol model oluyor aşağıdaki sınıflara. Ve toplumu çekiyor. Toplumda etik ve estetik duygular daha rafine hale geliyor. Ve bir toplumda ahlaki kaideler manzumesi oluşmaya başlıyor. Ve toplum kendi içerisinde kendi kendini bir restorasyondan geçiriyor. Bu kötü bir şey değil. Yani bakıldığı zaman mesela işte birisi döndüğü zaman işte İsviçre'de ya da İngiltere'de 1700'lerden kalmış bir eczane gördüm diyor mesela. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Bizim en yaşlı kuruluşumuz Hacı Bekir kaldı biliyor musunuz bir tek? Evet, evet. Başka bir şey yani şimdi böyle bir toplumda burjuva sınıfından söz edilebilir mi? Maalesef. Yani bugünkü önemli holdinglere baktığın zaman 3 kuşak öncesi normal günlük yevmiyesini alın teriyle çıkartmaya çalışan bir zeminden, öyle bir topraktan, öyle bir iklimden geliyor. Dolayısıyla burada kaideler koyacak bir öncü sınıf olmayınca da ne yapıyor? Mesela işte Cumhuriyetimizde sivil ve askeri bürokrasi kurmuş. Sivil ve askeri bürokrasi kurunca onu denetleyecek bir sınıf yok zaten. Biraz önce söylediğimiz gibi yani %92 okuma yazma yok. %82'si köylerde yaşıyor. İşte vesayet dedikleri söz de buradan geliyor ve o bir kendi burjuva sınıfını yaratmaya çalışıyor. Ancak dışa bağımlı olduğu için de bugün hala onun sancıları çekiliyor. Yani başka bir yerde Anadolu'da, İstanbul dışında daha dünyaya açık ama kendi milli değerlerini de özümsemiş, geleneksellikle, gelenekle geleceği bir şekilde harmanlamaya çalışan, tırnak içerisinde daha milli duruşu olan bir sınıfla dışa bağımlı olan sınıf arasındaki kavgalar da siyasete yansıyor. Hocam o kadar güzel şu burjuva işini toparladınız ki, o kadar güzel bir noktaya getirdiniz ki, bakın Anadolu'dan örnek verdiniz, kendi milli özellikleri dediniz. Bu burjuvaya, o çocukların karşı çıkması, burjuvanın ne olduğunu zaten çoğu bilmiyordu bile bence o duvar yazısı yazanların. Ha bilenler de vardı belki ama ne denmek istiyordu acaba orada? Burjuvaziye neden karşıydık acaba? Galiba taklitçilik vardı. Batı burjuvası veya batılı gibi yaşamak. Belki bu ayrı bir konu. Bilemiyorum. Ama siz kendi öz değerlerinizle, kendi ülkenize ait hassasiyetlere dikkat ederek, kendi coğrafyanızın, kendi kültürünüzün
getirdiği bir takım özelliklerle yoğrularak da bir burjuva sınıfı yaratabilirsiniz ve evet, bunun için tam da onu söylüyorum. Kendi öz biliminizi, kendi öz siyasetinizi bu şekilde üretebilirsiniz. Şimdi bir toplantıya katıldım. Gene konu madde bağımlılığıydı mesela. Hep tartıştığımız konulardan biri şu. Devletin bir madde bağımlılığı politikası olmalı ve bu diyoruz ki iktidarlar değiştikçe değişmemeli. İktidarlar değiştikçe değişmeyecek kaç tane politikamız var sevgili hocam? Hadi ben size bir soru sorayım. Tabii. Bir iktidar değiştiği zaman değişmeyecek maliye kaç politikamız da değişiyor. Eğitim politikamız da değişiyor. Her şeyimiz değişiyor. Çünkü bizim sağlıklı bir burjuva havuzumuz yok ki o havuzdan. Ve o havuz zaten siyasete de girer. Bunun evet, içinden bazı insanlar siyasete girer. Bunun içinden bazıları bilimde öncülük eder. Bilimde bir lokomotif görevi görür. Bazıları kültürel hayata, sanat hayatına dair bir şeyler yapar. Onun öncülüğünü yapar. Biz de bugün geldiğimiz noktada bakıyoruz. Hep bir karalama, ötekileştirme ya da kabul ediyorsa bir kesimin kabul ettiğini öbür kesim kabul etmiyor. İşte Aziz Sancar Nobel ödülü aldı sevgili hocam. Biz Aziz Sancar'ın ne aldığı, ne yaptığıyla ilgilenmekten ziyade adamın Arap mı, Türk mü, hangi nereden geliyor ve nasıl söylemler kullanıyor ona bakıyoruz. O söylemleri ön plana bir grup çıkarıyor, başka bir grup bunu reddediyor filan, böyle yaklaşıyoruz. Tabii. Daha vahimi sevgili hocam, malzem Aziz Sancar'dan açıldı. Hepimiz gurur duyduk. Yani yıllarca hep yazılırdı. Yani biz hep konuşuyoruz da işte Nobel ödülü alacak bir bilim adamı çıkarttık mı falan. İşte nihayet birisi aldı. İşte Türklüğüyle, Müslümanlığıyla da övündü. Geldi. Biz o kadar çok parçalara bölünmüşüz ki yani bu gerçekten beni çok çok üzüyor. Hani 70'li yıllardan bahsettik. Sağcı, solcu, devrimci, faşist, ilerici, gerici. Şimdi geldik 90'lara. Türkiye o zamanlar yani görsel ve yazılı medya organlarının yaygınlaşmasıyla beraber, ama bunda bir fırsat olarak gelmek lazım. Türkiye daha bir açık toplum modeline doğru geçmeye başladı. Sabahlara kadar o süren işte Milletin Meclisi, işte Siyaset Meydanı gibi programları düşün. Türkiye aslında o programlarda sabaha kadar uykusuz kalarak kendini tanımaya çalışıyordu. Kendinin MR'ını ya da tomografisini ya da Doppler'ini çekiyordu. Kendisiyle yüzleşmeye çalışıyordu tabii, hocam. Biz o zaman anladık ki ve herkes gördü ki Türkiye'de Alevi Sünni de var. Alevi Sünni yapılaşması var. Türkiye'de farklı etnik gruptan insanlar var. Sonra önümüze 90'lı yıldan itibaren etnik anlamda bir Kürt meselesi ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla Türkiye böyle bir fragmanlar şeklinde, kompartımanlar şeklinde bölünmüş bir hal almaya doğru evrildi. Biz buradan bir kompozisyon, bir melting pot dedikleri bir eritme potası ya da birbirine Amerika Birleşik Devletleri'nin son zamanlarda çoğulculuk anlamında söylediği melting pot kötü bir şey artık. Yani zorla birilerine bir şey giydiriyorsunuz. Salad bowl, salata kasesi daha iyi demeye başladı. Hani bir arada birliklere dokunmadan barış içerisinde yaşayabilenler ama lezzet gibi veren bir salata. Lezzet ver. Ama burada isterseniz Almanya'ya bakın, isterseniz Amerika Birleşik Devletleri'ne bakın. Kimse tarihinden, geleneğinden vazgeçmedi. Şimdi Aziz Sancar, değerli bilim adamımız, ağabeyimiz diyelim. İşte Anıtkabir'e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunda ziyaret etmeye gittiğinde bir Fatiha suresi okudu diye kıyamet koptu Türkiye'de. O atılan tweetleri falan okudunuz mu? Fark ettim hocam. Yani sizin yani bir orada sen Anıtkabir'de dua okuyorsun. Seni bir daha inşallah Ankara'ya yolun düşmez. Seni bir daha Türkiye'ye gelirsen ben kendi adıma sokmak istemem. Bir tanesi yazmış, ben 21 defa gittim Anıtkabir'e, bir günden bir güne bir dua okumadım. Sen kim oluyorsun? Bunlar böyle bir tarihi, böyle bir geleneği, bir ölmüş bir Türkiye'nin Cumhuriyeti kurucusu için bir Fatiha okumayı bile çok gören bir zihniyetle nasıl bir barış iklimi, nasıl bir kültür iklimi sağlayacağız? Bazen de çok üzülüyorum ama yine de ümitsiz olmak istemiyorum. Ama çok üzülüyorum. Hocam ümit var olacağız ve bu programı yapmamızın en önemli nedenlerinden biri de bu. Keşke daha yaygın olsa da şu evinde yemek pişirmekte olan bir hanım da bizi seyredecek noktaya gelse, bizim konuştuklarımıza biraz kulak verebilse diye bir hayalim var. Çünkü gerçekten önemli konuları tartışmaya çalışıyoruz burada. Aziz Sancar konusundan yürürsek, Aziz Sancar'ı evet hep davranışlarıyla ve söylemleriyle, ama hangi söylemleriyle? Hep siyasi veya işte siyaseti ilgilendiren veya bugün işte toplumu kamplara bölebilen ırkçılıkla ilgili bir takım yaklaşımlarla çok
değerlendirdik. Ama sokaktaki vatandaşa sorsak veya bu tweet atan arkadaşlara, olumlu veya olumsuz birçok tweetler geliyor hocayla ilgili. Ama çoğu da böyle, ben bir tane bile tweet görmedim. Hocanın yaptığı buluş gelecekte şuna yol açacak. Ve biz şundan faydalanacağız. İnsan hayatına şöyle bir katkı sağlayacak diyen bir tweet görmedim, bu bir. İkincisi de Aziz Sancar tek başına almadı ki bu yılki Nobel ödülünü. Üç kişi arasında paylaştırıldı. Acaba biliyor muyuz öbür iki adam ne aldı, ne buldu? Aziz Sancar'la kesişen bir tarafı var mıydı üçüne paylaştırıldığına göre? Veya onlar bizim hayatımızı nasıl etkileyecek? Bir konu bu. Başka bir konu, Aziz Sancar'a bu kadar sahip çıkarken şunu hiç konuşmadık. Niye Aziz Sancar Amerika'da aldı bu ödülü? Yani bu kadar yetenekliydi ve dedi ki ben Türkiye'deki liselere borçluyum dedi. Doğru mu? Bütün bizim bu Cumhuriyet döneminin eğitim sistemini gayet güzel övdü. Ben buna borçluyum. Bu sistemin içinden yetiştim dedi. Tamam. Üniversiteler neyin ürünüydü? Üniversiteler de aynı Cumhuriyet'in ürünü değil mi? Peki üniversitelerde mi iklim problemi vardı? Yani bizim liselerimiz gayet iyiydi. Orada Nobel ödülü alabilecek kişileri yetiştiriyorduk ama ondan sonra üniversite seviyesine geldiği zaman biz bu Nobel alabilecek iklimi sağlayamadığımız için mi gitti? Veya orada neyi değiştirmemiz gerekir? Mesela Aziz Hoca ondan ilgili de bir mesaj verse ben çok memnun olurdum. İşte tam problem burada. Duygusal yaklaşıyoruz. Nedir buradaki duygusallık? Of be, bir Türk bu ödülü aldı. Aynen 2-0'lık, bakın konuşmamın başında Lüksemburg mağlubiyetinden geldim değil mi buraya? Aynı zihniyet sevgili hocam. 1973 ile 2015 Türkiye'sinde aynı tepkiyi gösteriyoruz. Lüksemburg bizi 2-0 yeniyor. Yine hüsran mı olacak bunun sonu diye büyük manşetler atıyoruz. Büyük bir depresyona giriyoruz toplum olarak. Alt tarafı bir futbol oyunu. Yani gitsen ne olur, gitmesen ne olur. Centilmence oynamışsın ama çok önemsiyorsun tabii bunu. Ama öbür tarafta Aziz Sancar ödül aldığında da ne aldığı, ne ettiği veya bunun bize yansıyıp yansımayacağı bizim için hiç önemli olmaksızın doğrudan doğruya oh be bir Türk de aldı. Şimdi sevgili hocam, bizim de özgürlük ve süreklilik problemimiz var galiba bir de. Yani biz şimdi bulunduğumuz siyasi konumu bir kişiye ya da bir partiye sahip çıkarak tarif etmek kolayımıza geliyor. Yani şimdi Türkiye'de şöyle bir durum var. Örneğin 2. Abdülhamit'i çok seviyorsanız mutlaka sağda yer almanız gerekir. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü seviyorsanız sosyal demokrat ya da sola ait bir şeysiniz siz. Halbuki şunu görmek lazım. Ya ben onu ifade etmeye çalışıyorum. 2. Abdülhamit de bizim, Sarı Paşa da bizim, Gazi Mustafa Kemal, Enver Paşa da bizim. Hatalarıyla, sevaplarıyla, günahlarıyla bu bizim tarihimiz. Bunlar bizim insanımız. Bunlar bizim kültürümüz. Şimdi burada bizim bu sürekliliği bir türlü kendi siyasal konumumuzu tarif etmek için bile buralarda kutuplaşmak bize daha kolay ve daha akılcı geliyor. En azından tarif kolaylığı veriyor. Şimdi süreklilik ve özgürlük derken şunu kastediyorum. Cumhuriyet döneminde de öncesinde de eleştireceğimiz şeyler olabilir. Ama herkes bir şeyler yapmaya çalışmış ve her gelen de üzerine iyi ya da kötü bir şeyler koymuştur. Fakat şöyle bir problem seziyorum ben. Her gelen de bir ideolojik davranmış. Yani mesela babaannemin abisidir. Darülfünun'dan üniversiteye geçiş reformu yapan 1933. Benim babamın dayısı Doktor Reşit Galip, o dönemin Milli Eğitim Bakanı. İşte İstanbul Üniversitesi'nde oturuyorlar. Daha sonra işte Recep Peker Ankara'dan geliyor, inkılap tarihi dersleri veriyor. Yani Darülfünun'dan üniversiteye geçişte üniversiteye bir misyon biçiyorlar. Endoktrine etme. Yani yeni topluma yeni ideolojiyi mutlaka aşılama. Özellikle ideolojiyi aşılamayıp, tabii yeni kurulmuş bir devletin kaygıları da var. Daha böyle zihinler özgür bırakılsa, yani üniversite demek onu anlıyorum. Yani universal kelimesinden gelen, evrensellik kelimesinden bir kelime olunca öyle bakmak lazım. Şimdi mesela o zaman Darülfünun'a ait 151'likler listesi vardır. Üniversiteden uzaklaştırılıyor. İşte 71'de uzaklaştırılanlar var. 12 Eylül hatırlıyor musunuz? 1402'likler var. Yani her gelen böyle kupdeta, askeri rejim sonrası ya da darbe sonrası, reform sonrası birileri sen bizim gibi düşünmüyorsun, git buradan diyor. Oysa üniversitede senin gibi düşünmeyenler de olsa o zenginlikten bir sentezler çıkarma gibi bir kaygın olması lazım. İşte bu süreklilikten ve özgürlükten kastettiğim bu. Şimdi mesela beni çok üzen bir şeyler de kısaca söz edeyim hocam, sonra tekrar size sözü vereyim. Hangi birimiz vardır ki, ya da çok azımız vardır herhalde, okuduğu lisenin ismini
hala aynı tabelada var olduğunu okulun bahçesine gittiğinde görsün. Böyle bir şey olabilir mi hocam? Okuduğumuz okulun ismi değişiyor. Böyle bir kalıcı kültürden nasıl söz edebiliriz? Yani veya çocuklarımızı bir sınavlara hazırladık Türkiye'de, değil mi? Ben mesela çocuklarıma çok meraklıydım. Yani girdikleri zaman Anadolu Lisesi ve Kolej sınavıydı girdiklerinde. Daha sonra LES oldu falan. Şimdi TEOG oldu. Önümüzdeki sene ne olacak ben bilmiyorum. Yani takip edemez hale geldim artık. Takip edemez hale geldim. Burada biz bir sürekliliği, bir kalıcılığı, bir şey sağlayamıyoruz. Bunlar aslında çok güzel şeyler. Dünyanın mesela üniversiteleri, dünyanın en büyük üniversitelerine bakın. Mezunlar finanse eder hocam. Siz çok iyi bilirsiniz. Stanford'tı, Harvard'tı, ne bileyim University of Pennsylvania'dı, Chicago'yı. Yani bunlar hepsi vakıf üniversitesidir ve mezunları finanse eder. Çünkü oraya aittirler ve ondan övünürler. Bizim ait olduğumuz bir şey bırakmadılar. Nereye ait olduğumuzu bilmiyoruz. Lisedeyseniz de bakın ben Ünye Lisesi mezunuyum. Ünye Karadeniz'de bir kasabaydı. 15 bin civarında nüfusu vardı. 20 bin civarıydı işte ben okuduğum sıralarda. Ben Ünye Lisesi'nden mezun oldum ve ben bir profesörüm. Ve oradan aldığım altyapıyla rahat rahat geldim İstanbul Üniversitesi'nde okudum. Oradan mezun oldum. Yüksek lisans doktora yaptım. Onun arkasından akademisyen oldum. Çok iyi bir eğitim vardı. Hani burada Aziz Sancar Hoca'ya katılmamak mümkün değil. Yani biz de işte iyi bir liseden, donanımlı bir liseden mezun olduk. Ama gittiğim zaman Ünye'ye, ne oldu benim Ünye Lisem diye baktığım zaman ne tabelası. İşte var bir Ünye Lisesi, orada bir bina duruyor ama şekilden şekile girmiş. Bunun süperi çıkmış, Anadolu'su çıkmış, bilmem nesi çıkmış dediğiniz çok doğru. Katılıyorum size, bir süreklilik de olması lazım. Süreklilik olması lazım. Bu süreklilik olmadığı zaman ve deminki tartıştığımız bütün bu mevzuları birleştirdiğimiz zaman, hani üniversitede birileri geliyor devamlı sen git bizden değilsin diyor. Aslında üniversite çok çok sesliliktir. Üniversite çok fikirliliktir. Evet. Üniversite beyin fırtınasıdır. Beyin fırtınası yaratabilmek için farklı fikirlerin çarpışması lazım. Şimşek çakacak, gök gürleyecek yetmez, ardından yağmur yağması lazım. Evet, bizde evet. Sadece şimşek çakıyor, gök gürlüyor, bol bol gök gürlüyor. Gürültüsü duyuyoruz fakat yağış gelmiyor bir türlü. Çünkü yağışın gelebilmesi için o iklimin devam etmesi lazım. Sonra bulutlar uzaklaşıyor, hava günlük güneşlik oluyor, sonra tekrar. Şimdi halk tam burada hayatın içinden belki sonuna doğru da geliyoruz galiba programın. Ben gelecek haftaya belki de bırakacak şekilde bir şey söyleyeyim. Halk üniversiteleri ve bilimi ne kadar kendinden görüyor veya bilim adamlarını ne kadar kendinden görüyor ya da evet, Türkiye'de her şeye rağmen bilim gelişiyor mu, yerinde mi sayıyor, yoksa birilerinin dediği gibi biz hakikaten çok geri mi gidiyoruz? Belki bunu da tartışmamız lazım ama bizim toplumda bir hastalık var hocam, bir sıkıntı var. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olma meselesi. O yüzden o açık bilim falan dediğiniz yere bakarsanız herkes her şeyi yazıyor. Eğer orayı bir bilim sitesi olarak kabul edip oradaki bilgilerle yürümeye kalkarsanız maazallah başınıza bir sürü şey de gelebilir ve bir bilgi kirliliği de var. Galiba çok konuşacak çok şey var. Evet, bu ben aidiyet duygusunu çok önemsiyorum sevgili hocam. Yani bu bizim kentlerde, yani üniversitede belli bir hayatımız var. Tabii ki hep bilim üzerine, bilimsel çalışma üzerine burada tartışıyoruz, fikir üretiyoruz ama neticede çıktığımızda hepimiz evimize gidiyoruz. Bu sokaklardan geçiyoruz. Belli bir evde yaşıyoruz. Şimdi bu sürekliliği ben aslında belki biraz da oralara da doğru taşımak istiyorum, sokaklara doğru. Mesela bizde bir hastalık vardır. Böyle özellikle 80-90'lı yıllarda daha çoktu da şimdi de kısmen var. Mesela işte birisinin evine gittiğinizde bakarsınız buzdolabının üzerinde böyle bir nakışlı bir örtü vardır. İşte televizyonun üzerine bir örtü, bir blok olmuştur. O kadar kıymetli bir şeydir ki böyle kendi böyle tığla işlediği örtüleri falan koyarlar. Ya evde çok temizdir üstelik. Ayakkabıları çıkartırız. Bizim geleneğimiz de öyledir. Terlik ilk verirler. Terliklerle evde dolaşırız. Fakat mesela hiç sokağa göstermeyip birisini ışınlayarak bir Türk evine soksanız yani olağanüstü ne kadar temiz, ne kadar titiz bir ev derler. Fakat aynı bu hassasiyeti bunu yani buzdolabının üzerine, televizyonun üzerine örtü koyan aile balkonu yıkadığı suyu balkondan aşağı döker ya da aşağı inmeye üşenir, çöp paketini aşağı atar. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorsunuz? Şunu söylemek istiyorum. Bizde kamusal alana doğru bir özen gösterme, bir saygı yok. İşte bu da aidiyet duygusundan geliyor. Çünkü herkes kendini
oraya ait yerleşik görmüyor. Bu sürekli mobilizasyon durumumuzdan olma da olabilir. Çünkü Türk toplumu sürekli batıya doğru göç eden bir toplum. Yani dolayısıyla kültür, üniversite, bilim de yerleşik düzende olur. Belki bir miktar bunu da oraya koymak lazım. Sürekli hareket halinde olan bir toplum yani etik değerler de üretemiyor, kültür de üretemiyor, bilim de üretemiyor. Aslında bunların hepsi birbirine bağlı şeyler. İyi hocam, şöyle bir laf var. Göç yolda düzülür diye bir laf var bizde. İşte yani göçü yolda düzmek. Kervan yolda düzülür ya da düzelteyim. Kervan yolda düzmek. Şimdi kervanı yolda düzme çerçevesi için de üniversiteye böyle bakarsanız hiçbir şey üretemezsiniz. Tabii. Süreklilik çok önemli. Ve baktığımız zaman batıdaki üniversitelere en 100 yıllık. 100-150-200 yıllık üniversiteler var. Şimdi burada henüz Türkiye daha yeni bir böyle çok üniversiteli, işte vakıfların da içine girdiği bir dönem geçiriyor. Ama burada alınması gereken çok yol var. Yani işin üniversite boyutu ayrı bir konu. Belki ayrı bir tartışma konusu olabilir, bilmiyorum. Ama daha çok alınacak yol var. Ama hala yapılabilecek, doğru yapılabilecek bir takım şeyler var. Beni en çok üzen de o. Aklın yolu bir diye bir atasözü de vardır, biliyorsunuz. Aklın yolu bir. Aslında uzlaşabileceğimiz noktalar var. Doğru olanın ne olduğunu görüyoruz ama buna rağmen onu ya erteliyoruz ya yapmıyoruz. Hal böyle olunca da işte farklı şeyleri tartışıyoruz. Bir görüşe göre Türkiye'de 200'ü geçti üniversite sayısı, eğitim kalitesi düştü. Bir görüşe göre de hayır efendim, Türkiye'de eğitimin kalitesi arttı, giderek daha da artıyor. Şimdiki nesil çok daha eskisine göre iyi. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Benim açımdan bakarsanız, kendi samimi fikrimi söyleyeyim. Bizim zamanımızda bir takım değerler vardı ama biz şimdiki çocukların birçok imkanlarına sahip değildik. Sınıfta bir şey yaptım sevgili hocam, Aziz Sancar Hoca'dan gene götüreyim. Bir tweet gördüm. Aziz Hoca atmıştır atmamıştır onu bilmiyorum. Çünkü deniliyor ki Aziz Sancar ismini açılan bir takım hesaplardan başka kişiler de tweetler atıyor. Ama bunu ben çok yadırgadım. Şöyleydi, şunu diyordu. En büyük emelim Türk çocukları okusunlar işte benim başarılarımı. Gelecekte bir gün bir Türk çocuğu da bir Türk Nobel ödülü alabiliyormuş, ben de alabilirim desin. Ben bilim insanıyım, hemen deney yaptım. Ertesi günü dersim vardı, sınıfa girdim. Sınıfta çocuklara sordum. Hayatında bir kez bile bugüne kadar aklından Nobel ödülü hayali geçirenler el kaldırsın. Önce iki kişi el kaldırdı, sonra tedirgin bir şekilde iki kişi daha el kaldırdı, dört kişi. Öbür ikisine neden tedirgin kaldırdınız dedim. Siz söyledikten sonra aklımızdan geçti dedi. Ama onları kenara koysak bile bir sınıfta, işte İstanbul'da üniversitenin bir sınıfında iki tane öğrenci hayal etmiş bunu. Demek ki Türk gencinin hayal etmek gibi veya Türkiye'deki gencin Nobel ödülü almayı, üniversite öğrencisinin böyle bir hayal problemi yok. Sadece galiba iklim problemi var ve bu iklim problemi derin bir mevzu bence. Üzerinde uzun süre tartışılacak. Gerçekten çok. Uzun uzun tartışmak gerekir. Türlü sebepleri var. Yani mesela biz bunu hala konuşuyoruz ama böyle bir kimsenin Nobel ödülü almasından, özellikle Anıtkabir olayından sonra rahatsız olan bir kesim bile var. Yani bir de şey falan var hocam, biliyor musunuz? Yani bunlar iklim, özgürlük, süreklilik, bunlar ayrıca yani konu açıldıkça uzun uzun tartışacağız ama eski Hazar Türklerinde bir adet varmış. Böyle öne çıkan Türkler, böyle sivrilen Türkler olduğu zaman bu yavaş yavaş yukarıya doğru gidiyor. Bizden daha çok Tanrı'ya yakın olacak diye hemen kellesini alırlarmış. Paçasını atıp aşağı doğru çekerlermiş. Bizden de bu Türkiye'de de böyle bir temayüz etmiş bilim adamı olmaya başladığı zaman paçasından tutup aşağıya doğru çekme çok yaygın bir şey. Ama bunu inşallah önümüzdeki haftalarda tekrar tartışacağız. Peki. Birbirimize teşekkür ederim. Aslında beraber konuşuyoruz. Siz açmıştınız programı. Müsaade ederseniz ben kapatayım. Tamam. Peki hocam. Buyurun. Buyurun. Efendim konuk olmaya çalıştık size. Bir başlangıç programıydı. Bir başlangıç programıydı bu. Sevgili Mithat hocamla beraber bir sohbet etmeye çalıştık.
Ne kadar dokunabildik size, ne kadar hislerimizi ortaya koyabildik bilmiyoruz ama biz bunu sürdürmek istiyoruz. İlk program şeyine verin, hani sürçülisan ettikse affola diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hepinize mutlu, hayırlı bir hafta dileyelim efendim. Hoşça kalın. Fena. Laboratuvarda yapılan çalışmalardan kısaca bahsetmek gerekirse danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. PCR, real-time PCR, Western blot gibi tanı moleküler biyolojik tanı yöntemlerini kullanarak tanı çalışmalarımız var. Pilot ölçekte mikrobiyal üretim yapıyoruz. Bunun dışında endüstriyle işbirliği yapmış durumdayız. Deterjan sanayinde tekstil ve ilaç sanayiyle işbirliği yaparak onların da işte karşılaştığı sorunları düzeltmek için enzim çalışmaları, enzim aktivite tayinleri, literatür taraması yapılmaktadır. Neurobiofeedback bir sistemdir. Biyolojik geri bildirimi özellikle bize gösteren kaygı, gerginlik anlarında neler yapın.